Herkese selam. Bursa'nın rezalet trafiğinden herkese selam. Şu anda kent meydana doğru tırmanmaktayım. Bu arkadaşların aksine, bu arkadaşlar bekliyor. Onlar beklemeye gelmişler. Hatta birisi sağda beklemeye gelmiş, birisi solda beklemeye gelmiş. Arkadaşlar herkes aynı yerde beklerse sevinirim. Bizim de işimiz var. Siz beklemeye çıkmışsınız belli ki. Yani bu saatte bu trafikte buraya girdiyseniz, evden çıkarken demişsiniz ki hanım ben azıcık çıkayım da trafikte bekleyeyim. Bakalım V'ye geçiyorum karşıdan karşıya. Buyurun efendim. Tabii ki. Bakalım başka yaya var mı? Yok. O zaman biz gidebiliriz. Şimdi mesela arabalara bakıyorum abi. Bu arabada film var. Buna bakamıyorum. Film çekiyorlar. Bak. Tek başına binmiş abi. Mesela bu abi çay plaka. Teşekkür ederim bana yol verdiğin için. Çok sağ ol. Bu abi bana bunu çakabilir arkadan. Bir de sallıyor yani. Herkesin tuttuğu kendine diyesin var böyle uzun bir şey taşırken insanlar. Saçma sapan. Böyle fesat fikirlere kapılıyorum bir anda böyle. Adam korniş taşıyor değil mi hiç? Köşeli falan zor. Ama şu an bakıyorum mesela bu abi. Hep tek başına binmiş yani resmen demiş ki ben çıkayım trafikte biraz hem trafiği meşgul edeyim hem kendimi sinir edeyim. Hanım ben çıkayım da insanları kanser edeyim. Kanser oranlarına bakayım akşamları. Hastanede kanserden yatan birkaç kişi varsa onların sayısı fazlaysa bakıp mutlu olurum diye trafiğe çıkmış arkadaşlar, ablalar belki de. Abi sen çok üstüme geliyorsun bugünlerde. Lütfen anlaşalım. Ben yoluma bakayım, sen beklemeye devam et. İşte motosiklet böyle güzel bir şey. Filtering deniyor şu an yaptığım şeye. Niye buraya girdim ki? Şuradan hemen kaçmam lazım aslında benim. Trafikte aralardan geçmeye biz filtering diyoruz. Kolay bir şey değil aslında baktığınız zaman. Çok dikkat gerektiren bir şey. Her an durabileceğiniz hızla giderseniz biraz daha risksiz olur. Arabaların kapı açma durumu var. Bu durumlardan dolayı çok fazla zarar gören motorcu kardeşimiz var. O yüzden gördüğünüz gibi ben olabilecek en uzaktan gidiyorum veyahut da durabileceğim hızla gidiyorum. Yani uzaktan gidemiyor olduğum durumda da durabileceğim hızla gidiyorum. Ayrıca trafiği analiz etmeniz gerekiyor. Bunu da yaparken. Mesela dörtlü yakmış bir adamla sinyal yakmış bir adam arasında şöyle bir fark var. Mesela bu abimiz sola sinyal veriyor. Dörtlü yaktığında tabi sağdaki sinyal de aynı anda yandığı için adamın duracak mı yoksa bir yere dönecek mi olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela bir sinyal veren birinin sinyalini gördüğümde diğer taraftaki sinyale de bakıyorum ben. Dörtlü mü yakıyor, duracak mı diye. Şuradan geçemem. Oradan hiçbir motor geçemezdi bu kadar hızlı tepki vererek diye düşünüyorum. Sonra böyle rayların olduğu yerlerden gidiyorsanız İnanılmaz güzel kaydırıyor. Çok güzel yapışırsınız. Özellikle üstünden gitmek durumunda, mecburiyetinde falan kaldığınız durumlarda çok temiz yapışırsınız. Hele bir de yağmur yağıyorsa net yani. Hani ben bugün de çıkayım, düşeyim motordan, düşeyim demişsiniz demektir. Oradan gitmeyi tercih ediyorsanız. Çok dikkat edin abi. Gitmeyin. Mümkünse 90 derece geçin. Tam böyle dik geçin ona. Kesinlikle üzerinde kalmayın. En az temas edecek şekilde karşıya geçin. Evet, siz bayağı kapattınız. Bursa'da böyle bir şey var. Restorasyon durumları var. Bu tarafları bayağı yıkıyorlar. Ya yani Bursa'nın dokusunu koruyan, eski Bursa'yı temsil eden şeyleri bırakıyorlar yalnızca. Mantıklı. Yani Bursa'nın burası tarihi göbeği. En eski yapılar burada. Güzel oluyor inşallah. Bir şeyler yapsınlar da biz de faydalanalım. Hoş bugünlerde bizim faydamıza olan çok fazla şey yapılmıyor. Bari bu tarz şeyler görürsek seviniriz. Daha güzel şeyler yapanlar da var. Daha kötüsünü yapanlar da var. Oo, bu akşam değil, yarın akşam Mototalk'un yeni bölümünü çekeceğiz. Belki bu vlogu Mototalk'tan önce yayınlarım. Belki sonra yayınlarım bilmiyorum ama böyle bir kısadan ise ufaktan bilgi veren bir vlog olmuş oldu sizin için. Benim için de farkındalık yeniden
İşte bildiklerimi sürüş stilimi tazelemek için bir kafa açma egzersizi oluyor aslında. Hem anlatarak hem yaşayarak. Öyle güzel. Neyse, buraya kadar izlediğiniz için, sabrettiğiniz için, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu azıcık da olsa, bak üstünden nasıl geçiyorum, bak az temas edecek şekilde. Videoyu azıcık da olsa faydalı ya da eğlenceli bulduysanız like atabilirsiniz. Hiç sevmediyseniz iki defa dislike tuşuna basabilirsiniz mesela. Ondan sonra tek tekerdir. Bak buradan karşıdan yaya geçtiğini gördüm. Buyur teyzeciğim. Buyurun lütfen, buyurun. Motoroloji ailesi yeterince kalabalık. Bir sürü de abonemiz var. Eğer böyle tek tekerdir, stopidir, veridir falan görmek istiyorsanız lütfen abone olmayın. Başka kanallar yapıyor onu. Gidin onlara abone olun. Benden öyle şeyler beklemeyin. Ben biraz daha sizi hayatta tutmaya yönelik şeyler paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Biraz daha dışarı bıraksaydın abi arabayı. Köprünün üstünde bıraksaydın arabayı.